سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'ın en güzel isimleri olarak bilinen Esma-ül Husna derslerine devam ediyoruz. Şayet Allah-u Teala dilerse bugün Allah'ın en güzel isimlerinden bir başkası olan El-Vedud ismini ele alacağız. Bu isim Kur'an'da yalnızca iki kere Allah'ın ismi olarak zikredilmiştir. El-Vedud ismi Vedde veya Vudde kökünden türemiştir. Bu kök ise sevgi, muhabbet ve temenni manalarını ifade eder. El-Vedud ismi hem seven manasında ismi fail hem de sevilen manasında ismi meful olarak kullanılmıştır. Yani El-Vedud ismi Allah için kullanıldığında hem kullarını seven hem de kullarının tarafından kendisini sevilen Allah manasına gelir. Bundan ötürü bu ismin ifade ettiği bu manadan ötürü bu dersimizi 3 başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi Allah'ın kendisini sevdiği ve kendisini sevmediği, kendisine buğz ettiği kulları kimlerdir? İkincisi Allah'ın kulunu sevmesinin alametleri nelerdir? Üçüncüsü kulun Allah'ı sevmesinin alametleri nelerdir diye 3 başlık altında bu dersimizi inceleyeceğiz. Özellikle birinci maddede zikrettiğim husa bakacak olursak bu biz Müslümanlar arasında çok önemli bir meseledir. Çünkü her bir Müslüman Allah'ın kimi sevdiğini, kimi de sevmediğini bilmek ister. Ta ki Allah'ın sevmediği kullarının fiillerinden kendisini sakındırsın, Allah'ın sevdiği, razı olduğu kulların fiillerini yapsın. Peki Allah'ın sevdiği kullar kimlerdir kardeşlerim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki: "Selâsetun yuhibbuhumullahu ve selâsetun yubghiduhumullah." 3 kişi vardır ki Allah bu kimseleri sever. Yine 3 kişi vardır ki Allah bu kimselere buğz eder. Kimdir peki Allah'ın sevdiği bu 3 kişi kardeşlerim? Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kişi vardır ki Allah yolunda savaşa çıkmıştır. Kavmi kendisi savaş esnasında hezimete uğradığında geri çekilmeyip bilakis düşmana karşı atılıp düşmanla savaşıp ta ki bu şekilde öldürülen kimsedir. Bu kimse Allah'ın sevdiği kullardan birincisidir. İkincisi komşusunun kendisine eziyet ettiği, komşusunun eziyetini Allah'ın kendisini ondan kurtarana kadar sabreden kimsedir. Üçüncüsü ise bir topluluk sefere çıkmışlar. Gece yorulduklarından dolayı bir yerde istirahat edip uyumak istiyorlar. Ta ki o esnada herkes uyuduğu, herkes istirahat ettiği bir vakitte yorgun olmasına rağmen yolculuğun vermiş olduğu kendisine meşakkatten vermiş olduğu o yorgunluğa rağmen bu kimse Allah'a ibadet etmek için kalkıp Allah'ın kitabını tilavet eden, Allah'a karşı ibadet eden kimsedir. Allah subhanahu teala bu 3 kimseyi sever. Allah'ın sevmiş olduğu bir başka kimseler de adalette olan kimselerdir. Hudeybiye anlaşmasında Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı olan Esma annesi Kuteyle onu ziyarete geliyor. Tabi annesi o zamanlar iman etmediğinden dolayı Esma binti Ebubekir'e hediyeler getiriyor. Onu ziyaret etmek istiyor. Esma binti Ebubekir de bu durumu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, annem beni ziyaret etti. Ona iyilikte bulunayım mı? Onu evime alayım mı? Onun hediyelerini kabul edeyim mi diye. Bunun üzerine Allah subhanahu teala ayet indiriyor. Diyor ki لَا يَنْحَكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ فِي دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِتُوا اِلَيْهِمْ Allah sizinle din hususunda savaşmamış, sizi diyarınızdan çıkarmamış olan kimselere karşı iyilikte bulunmanızı ve onlara adalette bulunmanızı nehyetmez. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ Muhakkak ki Allah muksit olanları, adalette olanları sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine annesinin hediyelerini kabul etmesini, annesine iyilikte bulunmasını emrediyor. Allah'ın sevmiş olduğu bir başka kimseler de Allah sabredenleri sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki مَنْ يَتَسَبَّرْ يُسَبِّرْهُ اللّٰهِ Kim sabrederse Allah da onun sabrını arttırır. وَمَا اُعْتِيَ اَحَدٌ اَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَى مِنَ السَّبْرِ Kişiye daha hayırlı, sabırdan daha hayırlı, daha geniş bir azık verilmemiştir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, Allah subhanahu teala sabredenleri ayetlerinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabredenleri hadislerinde sevdiğini söylüyor. Sabır da 3 kısımdır. Birincisi Allah'a itaatte sabır. İkincisi Allah'a
masiyet işlememek için, masiyetlerden sakınmak için gösterilen sabır. Üçüncüsü ise Allah'ın imtihan ettiği zaman musibetler esnasında sabırdır. Hiç şüphesiz bunlar arasında en zorlarından bir tanesi de, yani en zoru, Allah'a karşı, yani Allah'a itaatte sabırdır. Çünkü insan bazen, baktığımızda kardeşlerim, her Müslüman bunu yaşayabilir. İbadetler noktasında bazen yorulabilir, bazen ibadetlerde gevşeklik gösterebilir. Zaman zaman bu her Müslümanın kendisinde görülmüş olan vakalardan bir tanesidir. İşte böylesi bir vakitte Allah'a karşı itaatte, Allah'a karşı ibadette, Allah'a karşı kulluğunda sabır gösteren bir kimse, sabırlı olmaya çalışan bir kimse Allah'ın sevmiş olduğu kullarından bir tanesidir. Tabi Allah'ın sevdiği kullar kardeşlerim çoktur. Allah muhsin olanları sever, Allah takva sahiplerini sever, Allah subhanahu teala kendisine karşı doğru olan, dürüst olan, sıddık olanları sever. Lakin biz burada konuyu uzatmamak için kısa kısa bazı meselelere değinmek istiyoruz. Bundan dolayı da Allah'ın sevdiği kulları bu şekilde 3 maddede zikrettik. Allah'ın sevmediği kullar peki kimlerdir? Allah kimleri sevmez? Allah, az önce zikretmiş olduğum İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi ثَلَاثَةٌ يُبْغِدُهُمُ 3 kimse vardır ki Allah bunlara buğz etmiştir. Allah bunları sevmez. Kimdir peki bu 3 kimse? Birincisi zina eden yaşlı ihtiyar kimse. İkincisi kibirli olan fakir. Üçüncüsü ise zalim olan zengindir. Başka bir rivayette İmam Nesai'nin rivayet etmiş olduğu hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü kimsenin çokça yemin eden tacir olduğunu söylüyor. Allah bu 3 kimseyi sevmez diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın sevmediği bir başka kul ise Allah hain olanları sevmez kardeşlerim. Allah hain olan, hainlikte aşırı giden, çokça günah işleyen kimseleri sevmez. Bir gün Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Beni Ubeyrik adında bir aile var. Bunlardan bir kimse hırsızlık yapıyor. Bir Müslümanın içerisinde mızrağın olduğu bir un çuvalını çalıyor. Tabii o kendisinin çalındığı, Beni Ubeyrik ailesinin çaldığı ortaya çıkınca hemen aralarında bir istişare yapıyorlar. Ne yapalım, ne edelim diye. Bunu bir Medine'de bulunan bir Yahudinin üzerine atıyorlar ve onun geliyorlar kapısının önüne o çuvalı koyuyorlar. Tabii orada bağırmaya başlıyorlar. İşte hırsız Yahudidir, işte hırsız Yahudidir diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca çok hiddetleniyor. Hiddetlenince yapsa yapsa zaten bunu yapan bir Yahudidir diyor. Bunun üzerine Allah subhanahu teala bakın kardeşlerim al ayetleri indiriyor. Diyor ki وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَص۪يمًا Sakın ha hainlerin savunucusu olma. وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ Allah'tan bağışlanma dine. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا Şüphesiz Allah gafur olandır, rahim olandır. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ Sakın ha nefislerine hıyanet etmiş, ihanet etmiş olan kimselerin savunucusu olma. İnna Allah la yuhibbu men kana khawanan athima. Zira Allah hain olan, günah işleyen kimseleri sevmez. Bakın Allah Subhanahu Teala Müslüman olmasına rağmen kendisine iftira atılan kimse Yahudi de olsa, kafir de olsa, başka bir kimse Müslüman da olmasa Allah hakkı ayakta tutup adaletli olmasını istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanlar da olsa hainlik yapanların savunucusu asla olma diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olayı araştırmadan, olaya bakmadan derinlemesine hemen bunu yapsa yapsa bir Yahudidir yaptığını söyleyince Allah subhanahu teala bu ayetleri indirip sakın ha hainlerin savunucusu olma diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i uyarıyor. Allah'ın sevmediği bir başka kimse de kardeşlerim kibirli olan kimselerdir. Allah kibirli olan kimseleri sevmez. Kibir öyle bir vasıf ki kardeşlerim şeytanı Allah'ın huzurundan çıkaran bugün şeytan diye bir varlıkla mücadele etmemizin, şeytana karşı sabretmememizin, ona isyan etmemek için, Allah'ın rızasını kazanmak için mücadelemizin hepsinin başında yatan asıl sebep şeytanın kibirli olmasından kaynaklanmaktadır. Allah Subhanahu taala ayet diyor ki: "Ve iz kunna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblise eba ve istekbara ve kana minel kafirin." Biz meleklere Adem'e secde edin dediğimizde secde ettiler iblis hariç. O yüz çevirdi, kibirlendi ve kafirlerden oldu diyor Allah subhanahu teala. İşte iblisin, şeytanın kafir olmasına asıl sebep olan iblisin kibirli olmasıdır. Kibir öyle bir vasıf ki kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kibir batarul hak. Hakkı
hakka itaat etmeyen, yani hakkı istemeyen ve gamtun nas, insanları da hakir gören, insanları küçümseyen manasındadır. İşte bu insanın kalbinde olunca kibir insanın kalbini doldurup 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 hakkı görmesini engelleyen bir vasıftır. Dolayısıyla insanların kibirden kaçınması gerekir. Allah subhanahu teala, kibir öyle bir kötü bir şey ki kardeşlerim, cehennemin varıldığı yerin, yani cehennemin kendisinin kibirlerin vardığı yer, konakladığı yer olarak isimlendiriyor. Diyor ki فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا, içerisinde ebedi olarak kalacağınız cehennem kapılarından girin. فَلَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ, kibirlerin konakladığı, varacağı yer ne kadar da kötüdür diyor Allah subhanahu teala. Bundan dolayı kardeşlerim, Allah subhanahu teala kibirli olan kimseleri sevmez. Hatta kibirleri sevmediği için de cennetine de almaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kalbinde zerre miktarınca kibir olan kimse asla cennete giremez. O yüzden kardeşlerim, Allah subhanahu teala bizleri bu üç tane vasıftan da korusun. Yani Allah subhanahu teala hem kibirli olan kimselerden, hem hain olan, yani dine karşı, Allah'a karşı hainlik içerisinde olan kimselerin vasıflarından bizleri korusun. Başta da zikrettiğim yaşlı olan zina eden erkek, ikincisi kibirli olan fakir, üçüncüsü ise zalim olan zengin. Diğer rivayette de İmam Nesai'nin rivayet ettiği hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çokça yemin eden taciri sevmediğini söylüyor. Allah'ın sevmediği başka kullar da var kardeşlerim. Yani Allah subhanahu teala böbürlenenleri sevmez. Allah subhanahu teala israf edenleri sevmez. Allah kafirleri sevmez. Allah zalimleri sevmez. Allah'ın sevmediği bu şekilde birçok kul vardır. Dersimizi 3 başlık altında inceleyeceğimizi söylediğimizde, birincisi Allah'ın kendisini sevdiği ve kendisini sevmediği, kendisine buğz ettiği kulları burada zikrettik. İkincisi, peki Allah'ın kulunu sevmesinin alametleri nelerdir? Yani kul ne yaptığında veya ne hissettiğinde Allah'ın kendisini sevdiğini anlar. Birincisi, Allah, el-Vedud olan Allah, sevdiği kulunu meleklere ve müminlere sevdirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadiste diyor ki Allah subhanahu teala bir kulunu sevdiğinde Cibril aleyhisselamı çağırır. Ona der ki ben falan kimse seviyorum, sen de onu sev. Daha sonra Cibril aleyhisselam onu sever ve sema ehline seslenir. Der ki Allah falan kimseyi seviyor, sizler de onu sevin. Daha sonra sema ehli de melekler de onu sever. Ve daha sonra yeryüzündeki insanların kalbinde de o kimseye karşı bir muhabbet yaratılır. Allah subhanahu teala bir kulunu sevdiğinde hem kendisi seviyor, hem meleklere sevdiriyor, hem de yeryüzündeki insanların kalplerinde o kimseye karşı bir kabul, o kimseye karşı bir muhabbet kılıyor. Öyleyse bugün biz Müslümanlar da toplumumuzda, yaşadığımız topluma baktığımızda Müslümanların arasında gerçekten seviliyor muyuz, sevilmiyor muyuz? Eğer bir insan gerçekten de bütün Müslümanlar tarafından da, Müslümanların geneli tarafından sevilmiyorsa, ona karşı Müslümanlar böyle bir tavır halindeyse, o zaman kendi nefsini hesaba çekmesi gerekir. Çünkü Allah sevdiği kulunu yeryüzündeki bütün insanların kalbinde de onun kabul, onun muhabbetini insanların kalbine yerleştirir. İki, Allah'ın kulunu sevmesinin alametleri olan El-Vedud olan Allah sevdiği kulunu, sevdiği müminleri birbirine sevdirir. Allah subhanahu teala ayet ediyor ki وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, Allah onların kalplerini birbirine ısındırdı. لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, şayet sen yeryüzündeki her şeyi harcamış olsan onların kalplerini birbirine ısındıramazsın. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, lakin Allah onların aralarını birbirine ısındırdı. Bugün bakın kardeşlerim, mesela Müslümanların arasına bakın. İman etmeden önce, İslam'la tanışmadan önce yan yana dahi gelemeyecek olan insanların, yani nesebinden dolayı, zenginliğinden ötürü, kendi diğeri mesela fakir olduğundan ötürü yan yana dahi gelmeyecek, birbirlerini küçümseyecek olan insanlar İslam'a girdikten sonra, iman ettikten sonra aynı kaptan yemek yediğini, aynı bardaktan su içtiğini görüyorsunuz. Bunun en büyük alameti kardeşlerim, bunun en büyük sebebi El-Vedud olan Allah'ın kulları üzerinde, müminler üzerinde tecellisidir. Allah'ın kulunu sevmesinin bir başka alameti de El-Vedud olan Allah sevdiği kulunu korur. Onun dualarına icabet eder. Allah subhanahu teala kutsi bir hadiste diyor ki: "Men aada li veliyen fakat azantuhu bil harb."
Kim benim veli bir kuluma düşmanlık gösterirse ben de ona savaş açarım. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şekilde bana yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya çalıştıkça ta ki ben artık onu sevmeye başlarım. Ben onu sevince onun işiten kulağı, gören gözü, dokunan eli ve yürüyen ayağı olurum. O benden istediğinde ve in se'eleni le'utiyennehu. Şayet benden isterse ona istediğini veririm. Ve in ista'azeni, şayet bana sığınırsa, benden yardım isterse le'uizennehu. Ona istemiş olduğu şeyde, yardımda bulunmuş, yardım talep ettiği şeyde de ona yardımcı olurum, onu korurum. İşte Allah Subhanahu Teala, kardeşlerim, Allah'ın sevdiği kulunun sevmesinin alametlerinden bir tanesi de Allah sevdiği kullarını korur. Onların dualarını icabet eder. Peki biz Allah Subhanahu'nun sevdiği kulu olarak nasıl olmamız gerekir? Hemen hadisin başında Allah Subhanahu diyor ki: "Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli, yani ondan daha sevimli başka bir şeyle yaklaşamaz." Yani öncelikle Allah Subhanahu kulunun farz kıldığı şeylerini, yani kuluna farz kılmış olduğu şeyleri en güzel şekilde yerine getirmesini istiyor. Daha sonra bununla da yetinmiyor. Nafilelerle bana yaklaşmaya devam ettiğinde ta ki ben artık onu sevmeye başlarım. Allah Subhanahu Teala bizleri sevdiğinde kardeşlerim, tabi öncesinde farzları, bizim üzerimize kılmış olduğu farzları iyi bir şekilde yerine getirmemiz gerekir. Daha sonra da nafile ibadetleri yapmamız gerekir. Ta ki nafileleri biz yapmaya devam edince Allah'ın sevgisi bizim üzerimize tecelli eder. İşte kardeşlerim, Allah'ın sevgisi bizim üzerimize tecelli edince de netice olarak da Allah Subhanahu Teala kullarının istediğini verir. Onu düşmanlarından veya onu kötülüklerden korumaya başlar. Eğer ki bir Müslüman gerçekten de dualarının kabul edildiğini görüyorsa, buna şahitlik ediyorsa, hayatında bunun gerçekleştiğini falan müşahede ediyorsa veyahut Allah'ın onu kötülüklerden koruduğunu, düşmanlarına karşı koruduğunu eğer görebiliyorsa, demek ki bu Allah'ın o kulunu sevmesinin en büyük alametlerinden bir tanesidir. Allah'ın kulunu sevmesinin bir başka alameti de Allah Subhanahu ve Teala sevdiği kulunu, El-Vedud ismiyle sevdiği kulunu imtihan eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir rivayette diyor ki: "İnne izzemel cezai me'izzemil bela." Cezanın, mükafatın büyüklüğü imtihanın büyüklüğüne göredir. "Ve inna Allaha izâ ehabbe kavmen ibtelâhum." Ve Allah bir toplumu sevdiğinde onları imtihan eder. "Femen radiya felehur rida ve men sakhita felehus sukut." Kim razı olursa onun içinde rıza vardır. Kim de öfkelenirse onun içinde öfke vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste diyor ki: "Men yuridillahu bihi hayran yusib minhu." Allah kimin hakkında hayır dilerse ona musibet isabet ettirir. Yani Allah Subhanahu Teala, El-Vedud olan Allah, kulunu gerçekten sevdiğinde onu imtihan eder ve imtihanın büyüklüğü onun imanına göredir. İmanı ne kadar çoksa, ne kadar kuvvetliyse Allah Subhanahu Teala'nın ona imtihan vermiş olduğu imtihan da o kadar büyüktür. İmtihanlara verebileceğimiz en güzel örnek de peygamberlerin, Allah Subhanahu Teala'nın peygamberleridir kardeşlerim. Çünkü Allah Subhanahu Teala peygamberlerini çok sevdiği için de onları büyük imtihanlara düçar kılmıştır. Mesela peygamberlerin imtihanlarına misal verecek olursak, Allah Subhanahu Teala'nın imtihanları da kullarını imtihan etmesi de çeşit çeşittir. Bazen Allah Subhanahu kulunu eşiyle, çocuklarıyla, bazen annesiyle, babasıyla, malıyla ve hatta bazen de ilmiyle de imtihan edebilir. Bu imtihanların en büyüklerinden bir tanesi de hiç şüphesiz çocuk imtihanıdır. Bir imtihanın büyük olmasını nereden anlayabiliriz kardeşlerim? Eğer ki peygamberlerin ekseriyeti veya peygamberlerin birçoğu eğer ki bir imtihanla, aynı imtihanla oluyorlarsa, demek ki bu Allah katında büyük bir imtihan olduğunu gösterir. Mesela Nuh Aleyhisselam'a bakın. Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu Nuh Aleyhisselam'a tabi olmadığından dolayı, onun dinine tabi olmadığından ötürü tufana kapılıp ve helak olanlardan oldu. Aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam'a bakın. İbrahim Aleyhisselam'da çocuğuyla imtihan olundu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soyu kesik demelerine rağmen, bu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ağır gelmesine rağmen Allah peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi erkek çocuğuyla imtihan etti. Erkek çocuğu olmadı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Öyleyse kardeşlerim, Allah'ın kulunu sevmesinin bazı alametleri vardır. Bizler bunları nasıl hissedebiliriz? Bunları nasıl bilebiliriz? Birincisi, eğer ki bir insan
Allah'ın gerçekten kendisini sevdiğini, sevip sevmediğini bilmek istiyorsa, eğer Allah kendisini seviyorsa, o zaman Allah meleklere ve müminlere de, müminlerin kalplerinde de ona karşı bir muhabbet kılar. İkincisi, Allah müminleri birbirini sevdirir. Üçüncüsü, Allah sevmiş olduğu kimseyi korur, onun dualarına icabet eder. Dördüncüsü ise Allah subhanahu sevmiş olduğu kullarını imtihan eder. Peki buna mukabil olarak kulun Allah'ı sevmesinin alametleri nelerdir? Yani bir kul herkes mesela Allah subhanahu sevdiğini söyleyebilir. Mesela müminler arasında. Peki Allah'ı gerçekten sevdiğinin alameti nelerdir? Birincisi kulun Allah'ı sevmesinin alameti. Eğer kul Allah'ı seviyorsa onun peygamberine ittiba gösterir. Onun peygamberine tabi olur. Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir grup dediler ki bizler Allah'ı seviyoruz. Allah'a karşı muhabbet besliyoruz dediler. Allah subhanahu teala ayet indirdi dedi ki kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni yuhibbukumullah. De ki ey Resulüm, de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şayet Allah'ı seviyorsanız öyleyse bana tabi olun. Eğer bana tabi olursanız Allah da sizi sever ve yaghfir lekum zunubekum ve sizin günahlarınızı bağışlar. Yani kardeşlerim Allah subhanahu teala onların ağızlarıyla söylemiş olduğu bizler Allah'ı seviyoruz sözünü sadece bununla yeterli görmedi. Bilakis Allah'ı sevmesinin, onların Allah'ı sevmesinin alameti olarak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tabi olmalarını istedi. Eğer gerçekten peygambere tabi olurlarsa o zaman gerçekten de Allah subhanahu teala sevgilerini ispat etmiş olurlar. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiyse biz şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasıl tabi olacağız? Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neler bize emretmiştir, neleri tavsiye etmiştir, sünnet olarak neler yapmıştır. Bizlere fayda sağlayan şeyleri mesela bizlere emretmişse onları yerine getirerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olmamız gerekir. Bugün de eğer ki gerçekten insanlar arasında Allah'ı seven, Allah'ın sevdiğini iddia eden insanların gerçekten Allah'ın sevdiğini eğer bilmek istiyorsanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olduklarını, olup olmadıklarına bakabilirsiniz. Bugün de insanlar arasında Allah'ı çokça sevdiğini, Allah'ın Kur'an'ına bağlı kaldıklarını ve söylenen birçok insan var. Lakin bu insanların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi postacı konumuna koyduklarını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hakikaten sevmediklerini görebilirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk ettiklerinden dolayı da gerçekten de Allah'a karşı muhabbetlerinin olmadığını buradan anlayabilirsiniz. Allah, kulun Allah'ı sevmesinin bir başka alameti de Allah'ı seven onun sevdiklerini dost edinir. Allah'ın düşmanlarına da düşman edinir. Allah subhanahu teala ayet ediyor ki لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun velev ki babaları, velev ki çocukları, velev ki kardeşleri, velev ki aşiretleri dahi olsa Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olan, Allah'a ve Resulüne karşı çizgi çizmiş, ona karşı sınırları korumamış olan kimselere karşı sevgi beslediğini göremezsin. Ulaike ketebe fi kulubihimul imane ve eyyedehum bi ruhim min. Onlar ki Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. İşte Allah subhanahu teala eğer ki gerçekten Allah'ı seviyorsanız, Allah'ın dostlarını seviyorsanız o zaman Allah subhanahu teala ve Resulünü o zaman dost edinirsiniz. Allah'ın düşmanları velev ki sizin anneniz olsa, babanız da olsa, velev ki aşiretiniz olsa, velev ki çocuklarınız dahi olsa onlara karşı asla sevgi beslemezsiniz. Başka bir ayette yine Allah subhanahu teala diyor ki وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Onların çoğunu görürsün. Onlar kafirleri dost edinirler. Allah subhanahu teala ayetin devamında diyor ki وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّب۪يِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَا Şayet onlar Allah'a, nebisine ve nebisine indirilen olan kitaba iman etmiş olsalardı onları dost edinmezlerdi diyor Allah subhanahu teala. Bugün gerçekten insanlar arasına bakın. Devlet erkanına bakın, devlet reislerine bakın. Allah'ı ve Resulünü sevdiğini söylüyorlar. Lakin bununla beraber Allah'ın düşmanı olan, Allah'ın dinine, Allah'ın Resulüne düşmanlık gösteren, onlara karşı harp ilan etmiş olan kimselere onlar bizim dostlarımızdır, onlar bizim kardeşlerimizdir dediğini görüyorsunuz.
Peki bu Kur'an'a bu sözleri Kur'an'a yatırdığımızda kardeşlerim, burada Allah'a ve Resulüne veya Allah'ın sevdiği kimselere dost besleyenleri veya Allah Subhanahu Teala'nın düşman edindiklerini, düşman gördüklerini bulabiliyor musunuz? Hayır. Bilakis böylesi insanlar Allah'ın kendilerinin imanını kabul etmediği insanlardır. Çünkü Allah Subhanahu Teala eğer onlar Allah'a, nebisine veya nebisine indirilen kitaba iman ettiklerini iman etmiş olsalardı, yani böyle bunlar iman etmemişler. Eğer iman etmiş olsalardı böyle insanları dost edinmezlerdi diyor Allah Subhanahu Teala. Öyleyse kulun Allah'ı sevmesinin alametlerinden bir tanesi de eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız Allah'ın sevdiklerini dost edinir, Allah'ın sevmediklerini, Allah'ın düşman edindiklerini de düşman edinirsiniz. Kulun Allah'ın sevmesinin bir başka alameti de Allah'ı seven imanın tadına bulur. İmanın lezzetine varır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki: "Selasun men kunne fihi vecede bihin halavetel iman." Üç şey vardır ki kimde bu üç şey bulunursa imanın tadına varmıştır. Birincisi Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha fazla sevmesidir. Yani Allah'ı öyle bir sevecek ki annesinden de babasından da çocuklarından da aşiretinden de en sevdiği şeylerden de daha çok sevmesi gerekir. Hatta bir gün Ömer radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben nefsim hariç seni her şeyden daha fazla seviyorum." diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine diyor ki: "Olmadı ey Ömer. Beni kendi nefsinden de daha fazla sevmediğin sürece iman etmiş olmazsın. Gerçek manada iman etmiş olmazsın." deyince Ömer radıyallahu anh dedi ki: "Vallahi ya ey Allah'ın Resulü, ben seni kendi nefsimden de daha fazla seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu hemen ardından dedi ki: "İşte şimdi oldu ey Ömer. İşte beni kendinden ve her şeyden daha fazla sevmediğin sürece iman etmiş olmazsın." dedi. İkincisi, sevdiğini yalnızca Allah için sevmiş olması gerekir. Yani onun sahip olmuş olduğu malından veya sahip olmuş olduğu yeteneklerinden veya sahip olmuş olduğu konumundan değil de bilakis onu sadece ve sadece iman ettiğinden ötürü, Allah'a imanından ötürü, din kardeşimiz olduğundan ötürü sevmemiz gerekir. Üçüncüsü, Allah subhanahu teala kendisini imanı nasip ettikten sonra kendisine tekrardan cahiliye dönmeyi, ateşe atılmayı kerih gördüğü gibi cahiliye dönmeyi kerih görmesidir. O zaman kardeşlerim, kulun Allah'ı sevmesinin alametleri olarak şu üç şeyi söyleyebiliriz. Birincisi, el-Vedud olan Allah'ı seven onun peygamberine ittiba eder. İkincisi, Allah'ı seven onun sevdiklerini dost edinir, onun düşmanlarına düşmanlık gösterir. Üçüncüsü ise Allah'ı seven imanın tadına, imanın lezzetine varır. Tabi burada şöyle bir şey daha söylemek istiyorum kardeşlerim. Bu son olarak söyleyeceğimi söyleyip inşallah dersimi bitireceğim. Her şeyde bir ölçü olduğu gibi sevgide de bir ölçünün olması gerekir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgiyi anlatırken bize diyor ki her şeyi, yani Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha fazla sevmesi gerekir. Yani Allah'ın dışında başka bir şeyleri Allah'la denk tutmaması gerekir. Veya onu sevdiğini Allah için sevmiş olması gerekir. Ancak sevgide ta tarihten bugünümüze kadar sevgide yapılan ölçüsüzlük veya işte fazla aşırılık insanları şirke götürmüştür. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın hatta şöyle söyleyelim. Yeryüzünde şirkin yayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi sevgide ölçüsüzlük olmasıdır. Sevgide aşırıya gidilmesidir. Nuh Aleyhisselam'ın döneminde biliyorsunuz şirkin yayıldığı ilk topluluk, şirkin baş gösterdiği, yeryüzünde ortaya çıkmış olduğu ilk topluluk Nuh'un kavmidir. Allah Subhanahu Teala Nuh'un kavmindeki kimselerden haber vererek diyor ki onlar dediler ki: "La tezurunne alihetekum." İlahlarınızı bırakmayın. "Ve la tezurunne vedden ve la suvan ve la yaghutha ve ya'uka ve nesra." Hele hele veddi, suvağı, yaghutu, ya'uku ve nesir hiç bırakmayın. İbn Abbas radıyallahu anh İmam Bukhari'nin sahihinde geçen rivayette diyor ki bu beş kimse, Allah'ın ayeti zikretmiş olduğu bu beş kimse Nuh Aleyhisselam'ın kavminde bulunan salih insanların isimleriydi. Bu kimseler vefat edince insanlar bu kimseler Allah onlar Allah'ı hatırlattıklarından dolayı bu kimselere karşı beslenmiş oldukları sevgide aşırı gittiklerinden dolayı onların heykellerini bulunmuş oldukları meclislere diktiler. İlk zamanlarda bunlara ibadet edilmedi. Ta ki bunların hangi gaye üzerine yapıldığı bilgisi ortadan kalkınca daha sonra bunlara ibadet edilmeye başlanıldı. İşte bu şekilde var olan kimselere, salihlere, bugün de toplumumuza bunu örnek verebiliriz.
Bugün de toplumda veli denilen veya şeyh denilen kimselere aşırı sevgi beslenildiğinden dolayı, o sevgide bir ölçüyü kaçırıldığından dolayı o kimseleri Allah muhafaza etsin, Allah'a karşı ortak koştuklarını, Allah'a karşı Allah'tan daha fazla sevdiklerini, hatta ve hatta bilakis Allah'ın kendilerine hulul ettiğini söyleyen insanlar olduğunu görebiliyoruz. Bu da bize sevgide de her şeyde ölçü olduğu gibi sevgide de bir ölçünün olması gerektiğini bizlere gösteriyor. Rabbim Allah'ın hem bizleri sevdiği, bizlerin de kendisini gerçekten seven kullarından kılsın. Rabbim bu derslerimizi bizlere ve sizlere faydalı kılsın. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Selamullahi ya Kudüs'ü fidâkir ruhu ve nefsu. Selamullahi ya Kudüs'ü fidâkir ruhu ve nefsu.